ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki geçmişten bugüne inişli çıkışlı bir yapı sergiler. Bu ilişkide yaşananları ve bugünkü mevcut durumu anlamak için Avrupa Birliği'nin ekonomik, siyasi ve genişlemeye yönelik iç dinamiklerini ele almak gerekir. Bu doğrultuda da geleceğe yönelik kestirimlerde bulunmak başka bir deyişle Türkiye açısından durumu değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Konuyla bağlantılı olarak program süresince kullanılacak anahtar kavramlar: Ankara Anlaşması, Türkiye için Avrupa stratejisi, tam üyelik müzakereleri, 5. genişleme süreci, ekonomik ve parasal birlik, Euro bölgesi, Lizbon Anlaşması, küresel ekonomik kriz şeklindedir. Bu programı izledikten sonra Avrupa Birliği'nin geleceğini tehdit eden sorunları nelerdir? Euro bölgesinde bir kriz var mıdır Birlikten çıkışlar birlik için bir sorun yaratır mı sorularına yanıt bulabileceksiniz bilindiği gibi Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri 1959 yılında Türkiye'nin Avrupa ekonomik toplumuna yapmış olduğu ortak üyelik başvurusuna dayanır Türkiye'nin yapmış olduğu başvuru üzerine 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile, Avrupa ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma imzalanır. Kısaca Ankara Anlaşması olarak adlandırılan ortaklık anlaşması gerekli onay süreci tamamlanarak 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girer. Ankara Anlaşması ortak üyelik için 3 dönem öngörür. Bu dönemler hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönemdir. Hazırlık dönemi geçici protokol ile, geçiş dönemi katma protokol ile Son dönem ise 1 Taksim 95 ve 2 Taksim 95 sayılı ortaklık konseyi kararları ile düzenlenir. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin temel yasal dayanağı olan Ankara Anlaşması'nın 28. maddesinde ortaklık ilişkisinin temel hedefinin Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyeliği olduğu belirtilir. Bununla birlikte tam üyelik için Gümrük Birliği'nin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi bir ön koşul olarak ortaya konur. Hazırlık dönemi Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihinde başlar ve 31 Aralık 1972 tarihinde sona erer. Hazırlık döneminde Türkiye ekonomisinin gümrük birliğine hazırlanması öngörülür. Bu bağlamda Türk ihraç ürünlerine tek taraflı ticari ayrıcalıklar tanınır ve mali yardımda bulunur. Hazırlık dönemi takiben 1 Ocak 1973 tarihinde geçiş dönemi başlar. Esasen geçiş dönemi Türkiye'nin gümrük birliği yükümlülüklerini üstleneceği dönemdir. Çünkü Avrupa Birliği henüz geçiş dönemi başlamadan birkaç istisnai mal dışında Türk ihraç ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerini ve diğer eş etkili önlemleri kaldırır. Türkiye'nin ise benzer şekilde gümrük tarifelerini ve diğer eş etkili önlemleri kaldırması için iki ayrı takvim belirlenir. Takvimlerden ilki 12 yıllık bir süreyi öngörür ve Türkiye'nin rekabet gücü yüksek ihraç mallarını kapsar. Diğer takvim ise 22 yıllık bir süreyi öngörür ve Türkiye'nin rekabet gücü düşük ihraç mallarını kapsar. Geçiş döneminin 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlanması planlanır. Geçiş dönemi süresince Türkiye çeşitli ekonomik ve siyasi nedenlerle 12 ve 22 yıllık takvimlerindeki yükümlülüklerini biraz gecikmeli olsa da yerine getirir. Geçiş dönemi planlandığı gibi 31 Aralık 1995 tarihinde sona erer. Geçiş döneminde yaşanan önemli bir gelişme de Türkiye'nin Roma Anlaşması'nın 237. maddesine dayanarak Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunmasıdır. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu Türkiye için avis hazırlar. Hazırlanan avis de Türkiye'nin tam üyelik için ehil bir ülke olmakla birlikte önceliğin gümrük birliğinin hayata geçirilmesi olduğu açıklanır. Geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte 1 Ocak 1996 tarihinde Ankara Anlaşması'nın ortaklık ilişkisi için öngördüğü son döneme geçilir. Türkiye'nin ortaklık ilişkisinin son döneminden beklentisi Avrupa Birliği'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle başlattığı 5. genişleme sürecine katılmak olur. Ancak Türkiye için bu beklentinin gerçekleşmesi 5. genişleme sürecinde yer alan ülkeler için olduğu kadar kolay olmaz. Avrupa Birliği 5. genişleme sürecini başlatma kararını açıkladığı Aralık 1997'de Lüksemburg zirve toplantısında Türkiye için tam üyeliğe bir alternatif geliştirir. Türkiye için Avrupa stratejisi adı verilmiş olan alternatif, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve geliştirilmesi hedefini içeren bir stratejidir. Türkiye'nin önerilen yeni stratejiyi kabul etmemesi ve tam üyelik talebinde ısrar etmesi üzerine ilişkiler kısa bir süre askıya alınır. Lüksemburg zirve toplantısından iki yıl sonra Aralık 1999 Helsinki zirve toplantısında Türkiye'nin diğer tam üye adayı ülkelerle eşit statüye sahip bir tam üye adayı olduğu karar alınır. Böylece Türkiye'nin tam üyelik süreci başlar. Aralık 2004 Brüksel zirve toplantısında Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşıladığı açıklanır. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararı alınır. Brüksel zirve toplantısı öncesinde Türkiye, tam üyelik müzakerelerine başlamanın ön koşulu olarak değerlendirilebilecek iki önemli konuda Avrupa Birliği'ne taahhütte bulunur. İlk taahhüt, yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesidir. İkincisi ise Avrupa Birliği'ne 1 Mayıs 2004'te tam üye olan ülkelerin Ankara Anlaşması ve protokollerin tarafı haline getirilmesidir. İkinci ön koşul sağlamak için bir ek protokol hazırlanacak ve onaylanarak yürürlüğe girecektir. Ancak Türkiye tam üyelik müzakerelerinin başlatılması için ön koşul niteliğinde olan ek protokol taahhüdünü yerine getiremez. Çünkü Avrupa Birliği'nin yeni tam üyelerinden Güney Kıbrıs, Türkiye tarafından tanınmadığından ek protokol Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmaz. Bu gelişme karşısında Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ile ilgili 8 müktesabat başlığında müzakereleri geçici olarak askıya alır. Bu başlıklarda müzakerelerin başlaması Türkiye'nin ek protokolü onaylaması ve uygulaması şartına bağlanır. Ayrıca ek protokol şartı yerine getirilmeden diğer müktesebat başlıklarında müzakereler başlayabilecek fakat müzakeresi başlatılan başlıkların kapatılması mümkün olmayacaktır. Avrupa Birliği kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte bütünleşme veya derinleşme süreci olarak adlandırılan ekonomik ve siyasi entegrasyon süreci ile genişleme süreci olarak adlandırılan yeni üye kabulünü eş zamanlı olarak gerçekleştirir. Avrupa Birliği'nin 2000'li yıllardaki ekonomik bütünleşme dinamiği ekonomik ve parasal birlik ile bu birliğin ortak para birimi eurodur. Siyasi bütünleşme dinamiği Lizbon Anlaşması, genişleme dinamiği ise 5. genişleme sürecidir. Ekonomik ve parasal birliğin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için ortak para politikasının ve tek para biriminin varlığı kadar ortak maliye politikasının varlığı da şarttır. Avrupa Birliği'nin ekonomik ve parasal birlik uygulamasının eksik yönü ortak maliye politikasının olmamasıdır. Ortak maliye politikası uygulayamayan Avrupa Birliği üye ülkelerin farklı maliye politikaları uygulamalarını en aza indirmek için üye ülkelere bazı sınırlamalar getirir. Avrupa Birliği'nin tek para hedefini gerçekleştirerek Euro'yu tedavüle sokması, Avrupa bütünleşmesinin hiç kuşkusuz en büyük başarısıdır. Fakat 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve çok kısa süre içinde diğer ülkelere yayılan küresel ekonomik kriz, Avrupa Birliği ekonomisini derinden etkiler. Küresel ekonomik kriz, Avrupa Birliği ülkeleri için adeta Euro krizine dönüşür. Yunanistan'ın, Portekiz'in İspanya'nın ve İtalya'nın Euro bölgesi ülkelerine toplam borçları çok yükselir. Bu temel yapısal problemlerin varlığı, küresel ekonomik kriz sürecinde Avrupa Birliği ekonomisini özellikle de Euro bölgesi ekonomilerini zayıflatır. Bu nedenle Euro'nun geleceği önemli bir tartışma konusu haline alır. Avrupa Birliği, siyasi bütünleşme sürecine yönelik olarak Avrupa Birliği Anayasası taslığı hazırlar ve taslak üzerinde 2004 yılında uzlaşı sağlanır. Ancak Fransa ve Hollanda'da yapılan referandumlarda bu iki üye ülkenin halkları Avrupa Birliği Anayasası Taslağı'nı reddeder. Bu iki olumsuz referandum sonucu bir süreliğine anayasa çalışmalarına ara verilir ve halkların taslakla ilgili çekinceleri araştırılarak taslakta düzenlemeler yapılır. Taslak Avrupa Birliği Anayasası Taslığı olmaktan çıkarılıp bir tadil anlaşma taslağına dönüştürülür. Böylece Lisbon Reform Anlaşması adı verilen yeni tadil anlaşması tüm üye ülkelerde sorunsuz biçimde onaylanarak 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girer. Beşinci genişleme süreci birçok yönüyle daha önceki genişleme süreçlerinden farklılık gösterir. Farklılığın temeli, beşinci genişleme sürecinde yer alan ülkelerin ekonomik ve siyasi yönleriyle Avrupa Birliği ülkelerine benzememeleridir. Söz konusu 10 ülkenin tam üyelikleri 5. genişleme sürecinin ilk dalgasını oluşturur. 5. genişlemenin ikinci dalgası ise Bulgaristan ve Romanya'nın tam üyelikleri ile 1 Ocak 2007 tarihinde gerçekleşir. Genişlemenin 3. dalgasında yer alan Türkiye ile ise tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde Hırvatistan ile beraber başlar. Hırvatistan 1 Temmuz 2013'te tam üye olur. Ancak Türkiye ile müzakereler halen devam etmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğine ilişkin öngörüde bulunabilmek için şüphesiz ki çok sayıda değişkeni göz önünde bulundurmak gerekir. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği, Avrupa Birliği'nin genişleme dinamikleri doğrultusunda değerlendirildiğinde ise Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin tıkanmış olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Avrupa Birliği'nin düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamalarında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ilgisinin giderek düştüğü görülmektedir. Sonuç itibariyle Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerindeki mevcut durumda bir ilerleme sağlanamazsa, Türkiye tam üye olmadan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği oluşturan tek ortak üye olmayı sürdürecektir. Bu durumda Gümrük Birliği'nin faydalarından yararlanacak, maliyetlerine ise katlanmaya devam edecektir. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ilgisi ve güveni ise daha da azalacaktır. Bu programda Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği ele alındı. Avrupa Birliği'nin bütünleşme ve genişleme dinamikleri, Euronun geleceği ile ilgili kaygılar ve Lisbon Anlaşması üzerinde duruldu. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.